Aeroporta, altın kapı. Roma İmparatoru 1. Theodosius henüz Roma, Batı Roma ve Doğu Roma olarak ikiye ayrılmamışken, Roma tek başına bir devletken, İspanya İber Yarımadası'ndan Mısır'a, Rusya'nın yarısı, İngiltere Afrika'nın yarısı, imparatorluğun bir ucuyla bir ucu arasında 2 yıllık mesafe varken, Roma İmparatorluğunu bölme kararı aldı. Kendisinden 60 yıl evvel Roma İmparatoru Maximus Konstantin'in alternatif bir başkent olarak yaptığı İstanbul'u Yunanistan'ın doğusundaki Doğu Roma'nın başkenti, Yunanistan'ın batısını ise Batı Roma olarak Roma'ya bağlı bir imparatorluk yaptı. İşte bu Doğu Roma'nın, yani bambaşka ve yepyeni devlet olan Doğu Roma'nın bir imparatorluk kapısı ve bir zafer takı ve bir imparatorluk yolu olmalıydı. Allah Resulü Peygamber Efendimiz 571 tarihinde dünyayı şereflendirdiğinde şu an üzerine bastığım taşlar ve sizin şu an görmüş olduğunuz taşlar tam 280 sene önce, Allah Resulü'nden 280 sene önce buraya konulmuştu. Bu taşlar 390 yılında buraya konuldu ve yaklaşık 1600 yıllık taşların üzerinde basıyoruz. Burası imparatorluğun zafer yolu. Eğer buradan yürüyorsanız, bakın şimdi ben yürüyeyim. Diyelim zaferden geldim ve kral arkadaşlarımla ya da komutan dostlarımla bir zaferden geldim ve İstanbulluları selamlayarak bu zafer yolundan, zafer takı yolundan yürüyorum. Eğer bu taşlara basıyorsanız, eğer bu yollardan yürüyorsanız, bir, kral olmanız gerekiyor. 2, kralın mahiyetinde olmanız gerekiyor. 3, kralın misafiri olmanız gerekiyor. 4, en önemlisi, mağlup olmamanız, galip olmanız gerekiyor. Edirne tarafından Avrupa'ya doğru yapılan seferlerin başlangıcı ve bitişi tam olarak burasıdır. Aeroporta, altın kapı. Deminden beri altın kapı diyoruz. Altın kapı acaba bir benzetme midir? Yoksa gerçekten burada altından bir kapı, bir altın vardı da ondan mı bu ismi aldı? Eğer cevap evetse nerede şimdi o altınlar? Hadi gelin bu sorunun cevabını şu kapının etrafında bulunan çivi deliklerinin olduğu yerde arayalım. Buyurun lütfen. Krallara mahsus olan bu kapının, zaten görmüş olduğunuz gibi üzerinde zafer taklarının, zafer takı olmasını gösteren altından heykeller bulunmaktaydı. Etrafında da altın kemerler, altın kuşaklar vardı. Görmüş olduğunuz her yer altın ve beyaz mermerlerle kaplıydı. Fakat 1204, o İstanbul'u mahveden, İstanbul'u soyup soğana çeviren o meşhum Latin istilasında 1204 ile 1261 tarihleri arasında 57 yıl süren o berbat kuşatmada, burada ne var ne yok, altın ve sarıya dair ne var ne yoksa her şey soyuldu, her şey çalındı, eritildi, Avrupa'ya götürüldü ve Avrupa'yı süslemeye başladı. Şu an görmüş olduğunuz şu eserler esasında gördüğümüz kapı, yani aeroporto kapısı, yani altın kapı, altından bir kapı, altından heykeller, altından kuşaklar vardı. Kuşağı sökerken kuşağın mermere girinti yaptığı çivi izlerini görüyorsunuz şu an dostlar. O çivi izlerinden sökerek o kuşaktan kalma altınları aldılar.
1261 tarihinde Palaiologos ailesi Bursa İznik'ten tekrar buraya geldiğinde bir baktılar ki burası soyulmuş, soğana çevrilmiş. 1261'de tam olarak benim olduğum yerde duran bir Roma imparatoru bu manzarayı görmüş. Mermerlerin üzerinde çivi izleri, çivi izleriyle birlikte sökülüp alınan altın kuşaklar, İstanbul'u soyan Latin Katolikler burayı mahvetmişti. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.